biliyor musun? Böyle kopya çekerken müdürüne yakalanmış öğrenci gibisin tam şu an böyle. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani fara böyle tavşan bakar ya, öyle kalmışsın gibi yani. Ben neyini kıskanacağım ya bunu? Neyini kıskanacağım? Niye kıskanayım ben bunu ya? Yakışıklı diye. Sen bir de yakışıklı buluyorsun ya. Hayır, ben bulmuyorum. Sen buluyorsun. Nereden bileyim? Sinan, ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Böyle nasıl desem, ucuz, kalitesiz, düşük bütçeli, üçüncü sınıf, sakil, varoş, böyle korku filmleri vardır. O filmlerin böyle başrolü gibisin. Değiştir abi, pozunu değiştir. Ben buluyorum, öyle mi yakışıklı? Evet. Sen kim yakışıklı buluyorsun peki? Seni. Aynen. Akşama ne yapıyorsun? Hiç. Yani bir programım yok. Yemeğe çıkalım mı? Olur. Ha, tamam. Şey... Mesaiden sonra çıkarız o zaman birlikte. Tamam. Aldın mı? Kız, ben beni yemeğe davet değil mi? Özellikle ensemizde. Ensede. Her yerden çıkabilirler. Yamyam dolu zaten ofis. Evet. Her yeri kontrol etmeliyiz. Her yeri. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle hem de. Sanem. Can Bey. Aracacığım. Müsaitsen adama gelir misin? Evet. Arkamızda da gözümüz olmalı. Evet. Bundan sonra. Daha çünkü yeni başladık. Yeni başladığımız için bu test gibi. Şimdi görürsünüz siz anneyi kandırmak ne demekmiş. Ben bakarım, ben bakarım. Tamam. Canım mı? Anne. Sanem. Anne ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Terlik yok burada. Anne ne yapıyorsun? Anne ayakkabılarım çıkarılmıyor. Terlik yok burada. Ne terliği anne? Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorlarmış. Görürüz bak. Anne ne diyor? Anne. Annem. Gerçekten çalışıyor musunuz siz ya? Merkuba Hanım. Kolay gelsin. Can. Olmaz. Yani nasıl birlikte gidelim? Ya ben senin hep yanında olamam. Sen benim patronumsun, ben senin çalışanım. Ben hangi sıfatla senin yanında olacağım? Sevgilim, sevgilim olardı. Biz ben bu arkadaşlık oyunundan fazlasıyla sıkıldım. Sen benim sevgilimsin. Yani biraz ters köşe oldu ama güzel finaldi bence. Beğendim. Evet evet, güzeldi final. Ha. Sen ağlıyor musun gerçekten? Ha? Çok kötü bir final. Çok seviyorlardı birbirlerini. Sana iyi gelecek bir şey var bende. İyi geldi gibi. Ha. Biz bu hataları yapmayalım. Çok saçma. İbretlik ya. Bence de. Çok anlamsız. Değil mi? Saçma sapan sebeplerden. Ayrıldılar falan. Telefonun sesi kısık. O yüzden sana karşı soğuk davrandım. Senden kaçmaya çalıştım. Ama başaramadım. Umuyorum beni sana çeken bir şeyler var.
seveceğim seni. Emre Bey. Emre. Emre. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. İyiyim ama geç oldu, artık gidelim Can, olur mu? Ya ben ömrümün sonuna kadar burada yaşayabilirim aslında. Hep geç oldu hem ömrümün sonuna ya. Abi. Hop. Abi neredesiniz, kimse ulaşamıyor size. Emre Bey. Senem, evden arıyorlarmış seni, ulaşamamışlar. Oğlum öyle destursuz gelinir mi ya? Allah Allah, sen nereden çıktın? Telefonmuş. Ne oldu, bir sıkıntın var? Beyler aradı, ulaşamamışlar işte. Sen nasıl aldı hiç söylemedim. Sonra konuşuruz, tamam. Bravo, geldin, içine ettin ortamı şu an, bravo. Yani koca gün sadece 3 dakika baş başa kalacağız. Konumuz bu mu olsun? Bunları mı konuşalım şu anda? Doğru söylüyorsun. Biz yarın da mı 3 dakika sevgili olabileceğiz peki? Bence... Can! Bak... Can! Ne oluyor, deprem mi oluyor, ne oluyor? Ay! Çam yıkıldı! Senin tribini yerim ben. Nasıl bir günaydın olsaydı mesela, bunları mı yapsaydım, şunları mı yapsaydım ha? Böyle gidip sarılsa mıydım böyle doya doya, böyle içime çekmeseydim kokunu, ne yapsaydım? Bu enerjide mi olsaydım mesela? Ne olsun isterdin, ne şansın isterdin? Yok yok, sakın. Sakın. Ne? Ben sana ayıla bayıla bütün bunların hepsini yapardım, böyle yapardım seni. Pardon ama işte yanlış yerlere çekiliyor, anlıyor musun? Evet, yanlış yerlere çekiliyor. Yani hep de senin başına geliyor böyle şeyler. Hep yanlış yerlere çekiliyor. Sen laf soktun bana kendince. Ne demek istiyorsun şimdi? Yani Ceyda ile yemekte pek samimi pozlar, görüntüler verilmiş de. O yemekte McKinnon da vardı. Adamcağız sıkıştı. 2 dakika tuvalete gitti. Biz de böyle yalnız kaldık. Konuşurken çekmişler yani. Dün, bugün, her zaman aklımda sen varsın. Hep sen olacaksın, anlıyor musun? Evet. Yanımdayken bile özlüyorum seni. Ben de öyle. Ben o zaman işimin başına döneyim. Tamam. Yani bütün konsantrasyonumu işe yoğunlaştırayım. Şimdi çay alayım kendime. Heh, bunu alayım kendime. Kendime koy. Gerçekten çok naziksin. Teşekkür ederim. İyi miyim, iyiyim? İyi miyim mi? Sinirden konuşamıyorum bile. Bu kadın sana yazıyor, yürüyor. Yani odak noktası olmuşsun onun, belli. Ha, şu mesele. Ya birini çok sevdiğin halde ona yaklaşamamak ne demek? Nasıl bir his biliyor musun? Biliyorum. Aha. Yani herkes onunla konuşuyor, herkes onunla ilgileniyor ama sen hiçbir şey söyleyemiyorsun. Sen ona yaklaşamıyorsun, sen ona davranamıyorsun. O yüzden ben artık çok sıkıldım bundan. Herkese her şeyi söyleyeceğim. Ama ilk anneme söyleyeceğim. İşte bu kararlılık. İşte bu, bu, bu sevgilim. Ama ilk anneme söyleyeceğim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Konuşunuz bebeğim. Bu arada ilk annene söyleyeceksin. Resmen aklımı okudun. Ben de bir an önce sabah olsun istiyorum. Seni görebilmek için. Ben uyuyunca da seni görüyorum rüyamda, hep yanımdasın. Ya ben de görürüm ki. Ben de görürüm. Hatta kokunu bile duyabilirim. Kokun baş döndürüyor, başımı döndürüyorsun. Ya ben ölür giderim ama böyle nasıl sağ çıkayım ben sabah? Kalbim fazla mesai yapıyor şu an. Ay! Aa! Can! Korkuttun beni. Yabancı değil ya, ben işte canlı bir tip, bildiğin her gün gördün. Aşk olsun, ses çıkarmıyorsun ama çok korktum. Ne yaptın? Denedin mi ürünleri? Ay evet, çok şahane. Ver elini, ver elini, sana da deneyelim. Yok. Tamam. Sanem'in parfümüne karşılık almıştım. Sanem benim sevgilim. Aha. Evleneceğin kadın. Kokusunu da sana vermeyecek.
Göreceğiz. Göreceğiz. Ayrıca o koku dünyadan saklanamayacak kadar güzel bir koku. Magnifico. Sana mı gelince... sana hem senin olsun. Tabii ya... şimdilik. Senin kafanı koparım lan! Senin kafanı koparım ben diyorsun lan sen! Sabri Bey! İyi misiniz? Hayır, bakın, bir dakika nasıl götürüyorsunuz böyle? Sakin ol. Sorun nedir memur bey? Detaylı bilgiyi karakolda alırsınız. Lütfen sakin ol, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Ama seni bu şekilde bırakırsan aklım burada kalır. Öyle olmasın. Emre avukatı ara. Ben yardımcı ağabey yolda. Ben de geliyorum. Ben bekleyemem seni. Senem? Ben bırakamam ya seni. Bekleyemem. Ben Emre Hanım, ben de geliyorum o zaman. Sen burada kal Eren. Ben seni arayacağım. Can? Can nasıl yani? Aa, çekil şuradan. Ne haber verseydin? Sürpriz olsun istedim. Can geçmiş olsun. Günaydın. 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 Günaydın sevgilim. Günaydın. Arkadaşlar bugün bütün enerjimizi, bütün konsantrasyonumuzu, bütün yeteneğimizi Red Mod kozmetiğe harcıyoruz. Anlaşıldı mı? Anladım. Evet anladım. Başımıza gelenlere inat, onlara bomba gibi bir kampanya hazırlayacağız. Tamam mıdır? Tamam. Duymadım, anlaştık mı? Anlaşıldı. Gerginim yani ben... ben yapamayacağım sanırım. Başka biri yapsın sunumu. Deren Hanım yapsın. O, onun ikna kabiliyeti daha yüksektir. Ben yapamam. Bak iş çok büyük iş. Benim yüzümden kaybetmek istemiyorum. Ben ayrıca kimim ki? Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen dokunduğu her şeyi güneş gibi parlatan bir meleksin. Benim meleğimsin. Öyle miyim? İyi misin? Hı. Dokunduğun her şey mücevhere dönüşmüyor mu? Dönüşüyor. Ne yapsan mükemmel olmuyor. Oluyor. Benim aklımı başından almıyor musun her dokunduğunda? Olmuyor mu bunlar? Alıyorum. Ben yapıyorum bunları, evet. Tamam, biz şu anda birbirimizi gaza getirmiyoruz değil mi? Asla. İhtiyacın var mı sence? Yani bir şey söyleyeceğim. Kaç kampanyayı bulan, yöneten, ortalığı sallayan sen değil misin? Benim. Evet. Evet. Çık ve al şu maçı şampiyon. Başka da diyecek bir şeyim yok. Oh, biz aşktan kafayı yaktık bence. O zaman toparlayayım ben buraları bir. Dökmeden. Ne diyorsun ya? Çay mı getirdin yoksa? Evet. Sevgili çayı vakti. Süper, süper. Bayağı iyi geldi. Afiyet olsun. Hı. Can, can, can. Ne? Niye eğilir şu an? Annem, ne oldu? Annem burada. Buradaysa burada. Ben ne yapayım zaten? O çok duramayacak. Ben göndereceğim onu. Can. Hı. Bak böyle yapma. Tamam mı? Hemen kestirip atma ne olur. Ya Sanem. Tarihimizin en büyük işini almışız biz burada. Yani Fabri meselesi aileni başımıza sarmasına rağmen kapanmış şimdilik. Ben ne onları ne de Hüma Hanım'ı düşünmek istiyorum şu an. Tamam mı? Yok farz ediyorum ben onları. İşime konsantre olmak istiyorum. Çok rica ediyorum. Lütfen. Tamam. Şey yapalım. İşe koyulalım. O zaman hemen işimize koyulalım. 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 Tamam. O zaman şey başlıyorum ben. İşte bakalım. Başlıyorum. Önceden incelediklerimizi yazıyorum. Hedef kitle arasındaki geçirgenliği incelemiştik. Bu önceki kampanyamız. Bunu da incelemiştik. Ama Red Mod'un önceki global kampanyalarını incelememiz gerekiyor. Yakaladım seni. Korkuttun beni ya. Bu ne dalgınlık ha?
Böyle kaptırmışsın, dikine dikine, hiç sağa sola bakmadan yürüyorsun. Bakayım yüzüne, yüzün de kıpkırmızı. Yani bir kan dolaşımı var belli ki, çok yoğun. Ben yetişmek için çok koştum. O yüzden olmuştur herhalde. Sen ne yaptın, yaptın mı sporunu? Yaptım, iyi geldi. Yani stresimi attım. İyi. Bayağı iyi geldi. Süper. Can!